hayırdır inşallah. Nerede bu çocuk? Al bakalım kara kuzum. Elma tam senin sevdiğin gibi sulu. Sağ ol Cüneyt'im. Afiyet şeker olsun, ye bakalım. Kuzucuğum, ben bir şey anlamadım. Hadi baban evde yok. Peki annen nerede? Sen nasıl geldin böyle bir başına koskoca bavulla? Ha? Babamı aradın mı Acun'la? Neredeymiş? Aradım yavrum, aradım. Açmadılar. Birazdan gelirler Uğur abinle babam, merak etme sen. Ah! Gördün mü? Geldiler işte. İyi adam lafının üstüne gelirmiş. Aç hadi, aç. Baba. Ah. Müfide Adıgüzel. Benim oğlu, buyur. Ne var? Teyzeciğim, sizi emniyete kadar almamız lazım. Hacı'nın ne oluyor? Sen dur bakayım şöyle. Ben niye gidiyormuşum emniyete? Hayırdır inşallah. Uğur Adıgüzel, sizin oğlunuz değil mi? Evet. Kendisi ve Demir Göktürk. Soygun suçundan aranıyor. Ne? Ne diyorsunuz siz? Onlar yapmaz öyle şey. Bir yanlışlık var. İftira atmışlar benim çocuklarıma. Teyzeciğim, emniyete gidelim. Orada daha net anlatırlar sana neyin ne olduğunu. Hadi, biz bekleyelim, sen hazırlan. Yanlışlık var diyorum size, onlar yapmaz öyle şey. Hata yapıyorsunuz. Tamam. Yanlış eve gelmişsiniz siz. Teyzeciğim, sakin ol, sakin ol. Yapmaz benim evlatlarım, yapmaz. Bilmiyorum, yapmaz. Ben Önder Açıkbaş, Önder TV. İran konsolosluğuna ait değerli elmasın ve soyguncuların arama çalışmaları hızla devam ediyor. İstanbul Emniyeti vatandaşları uyararak zanlıları görenlerin en yakın emniyet birimine ihbarda bulunmalarını istedi. Polis görüntüleri yayınlanan zanlıların peşinde. Biz de konuyla ilgili sıcak gelişmeleri elimize ulaştıkça sizlerle paylaşarak konunun takipçisi olacağız. Alo. Öykücüğüm, canım. Neredesin sen? Ne, karakolda mısınız? Tamam canım, ben hemen geliyorum, tamam mı? Sen sakın korkma, ben birazdan yanındayım. Olamaz. Teyzeciğim, daha iyi misin? Seni de üzmek istemezdik ama. Bak, komiser bey oldu. Öbür memur çocuklara da söyledim. Benim Uğur'um yapmaz öyle şey. Teyzem, senin oğlunun ilk vakası değil bu. Anlattım sana. Bak, dosyası çok kabarık. Ama Demir'le ikisi her gün işe gidip gelirler. Kimseye zararı olmayan iki çocuktur onlar. Ne zaman yapacaklar bunları? İşten güçten başlarını kaldırdıkları yok ki. Ne işi teyzeciğim, ne işi? Ya sen oğlunun ne iş yaptığını zannediyorsun? Teyzem, senin oğlun hırsız, hırsız. Bir güzel kandırmış seni. Daha yeni hapse girmiş çıkmış. Kim bilir hapisteyken sana neler uydurdu, neler. Hapse mi girmiş? Gel. Komiserim, araştırdık. Çocuğun annesi yurt dışına çıkmış görünüyor. Ne? Kızım, senin annenden, babandan başka bir akraban var mı? Yok. Anladım. O zaman sosyal hizmetlere haber vermemiz gerek. Ben akrabası sayılırım. Ninesiyim onun. Ben bakarım kara kuzuma. Göndermem onu hiçbir yere. Ben bakarım kuzuma. Bakarım, bakarım. Teyzeciğim, sosyal hizmetler arada kan bağı yoksa çocuğu sana bırakmaz. Sen ilgilen durumla. Yetkililere bildir. Emredersiniz. Allah! Yarın gelip alacaklar seni. Hazırlığını ona göre yap, tamam mı? Bunlar hep senin iyiliğin için. Sakın korkma. Korkmuyorum zaten. O öyle derdi, korkar ama. Daha küçücük. Siz olsanız korkmaz mısınız? Bırakın benimle kalsın, ne olur. Aysun, bakar mısın? Buyurun amirim. Teyzeyle ve çocukla ilgilen. Teyzenin ifadesi alınacak. Tamam amirim. Buyurun teyzeciğim, ifadenizi alalım. Öykücüğüm, sen bekle beni burada. Sen bekle bizi burada, tamam mı? Öykücüğüm. Canım, iyi misin? İyiyim. İyi misin? Ne oldu? Müfide teyze nerede? Onu şu tarafa götürdüler. Oraya mı götürdüler? Peki ne oldu? Ne dedi polisler? Babam hırsızlık yapmış. Beni de yurda göndereceklermiş. Ne, yurda mı gönderecekler? Öykü, annen nerede? Bilmem. Canım, sen gel şöyle otur buraya, tamam mı? Burada bekle beni. Ben şimdi polislerle konuşup geleyim, bir öğreneyim durumu, tamam mı? Sen sakın korkma, geliyorum ben. Nasıl? Annesi yurt dışına mı gitmiş? Evet. Komiserim kendilerine de söyledi zaten. Bizim bilgimiz de bu kadar. Teyzenin ifadesi alınıyor şimdi içeride. Bitince gidersiniz. Tamam, sağ olun. Rica ederim. Kolay gelsin. Canım, Müfide teyze gelsin, eve gideriz, tamam mı? Ne oldu? Şurası koptu da. Dur bir bakayım. Ha, sökülmüş burası. Son yapacaktı ama... Olsun. Olsun, ben yaparım. Eve gidince hallederim ben bunu, tamam mı? Hiç üzülme sen. Alo? Candan, benim Demir. Ne olur yanında birileri varsa benim aradığımı belli etme. Ben Öykü için aramıştım. Alo. Candan, duyuyor musun? Alo. Alo. Alo, Candan duyuyor musun? Candan, orada mısın? Alo. Candan. Candan, alo. Alo. Neredesin sen? Ben şehir dışındayım. Peki Öykü nerede şimdi, biliyor musun? Anlamadım. Nerede ki? Karakolda. Müfide teyzeyle beraber. Asu desen ortada yok, çekip gitmiş. Şimdi Müfide teyzenin ifadesini alıyorlar. Öykü'yü yarın yurda alacaklar. Demir, mutlu musun? Anlamadım. Yurt mu? Asun nereye gitmiş ben anlamadım. Yurt dışına. Hem ne önemi var ki nereye gittiğinin? Küçücük kızı öyle bırakıp çekip gitmiş işte. Oğlum herif gidecek. Hadi lan! Lan oğlum bırak telefonu, gidecek herif lan! Candan, Öykü'yü ne zaman alacaklar? Yarın. Yapacağın en doğru şey gelip teslim olmak. Tamam mı? Gelip teslim ol. Ve Öykü'ye bir şekilde örnek ol. En azından bunu yap Demir. Oğlum Demir! Lan Demir gidiyorlar herif! Lan Demir! Allah belanı versin, herif gitti oğlum, gitti lan herif gitti lan, gitti, bittik lan biz oğlum, biz ne yapacağız, bittik diyorum oğlum, söylesene lan. Demir. Ne oldu oğlum? Oğlum söylesene, ne oldu lan? Öykü'ye falan bir şey mi oldu? Söyle. Dur bir dur. Asu terk edip gitmiş Öykü. Öykü'yü yurda alacaklarmış. Hacı Ana da karakoldaymış. Ne? Oğlum benim anamın karakolda ne işi var lan? Oğlum şimdi her şeyi öğrenmiştir. Kalbine inmiştir kadının. Ben bittim ya. Allah benim belamı versin, ben bittim ya. Oğlum Demir söyle, Allah aşkına söyle. Ne yapacağız oğlum lan? Ne yapacağız? Bir şey söyle ya. Sus bir duyacaklar. Bir dur bak, bir dakika ya. Geri döneceğiz. Nereye döneceğiz oğlum? Döneceğiz abi, başka çaresi yok. Ya nereye kadar kaçabiliriz oğlum? Öykü ile Hacı Ana'yı arkamızda bırakarak söyle. İyi oğlum, dönüp ne yapacağız? Bana bir şey söylesene, gözünü seveyim ya. Bizi içeriye tıkmadan bütün bu olup bitenin, jiletin kumpas olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Yani öyle inandırmamız gerekiyor, yapacak bir şey yok. Lan oğlum nasıl kanıtlayacağız? Nasıl? Bağırma bilmiyorum işte. Düşüneceğim. Bittik. Biz bittik, Allah belamı versin, bittik biz. Bütün gençliğimiz hapishanelerde çürüyecek, biz bittik oğlum, ikimiz de bittik. Allah belamı versin. Ya sakin ol, panik atan sırası mı? Ya sırası şimdi değil de ne zaman oğlum ya? Yürü lan, yürü. Oğlum bittik lan biz. Araba hemen şurada. Sağ ol kız. Sen olmasan biz ne yapardık? Ne demek? Hiç yalnız bırakır mıyım ben sizi? Ah oğlum, ah! Sen ne yaptın böyle? Ah! Sen bilmiyordun değil mi? Ben nereden bileyim? Ben bilsem onun bacaklarını kırmam mı? Ben onu işe güce gidiyor zannederken o ne haltlar karıştırıyormuş beni. Tamam. Ne olur sen de üzme kendini. Sana da bir şey olmasın. Gel. Ah. Öykücüğüm atla sen. Ah. Kızım, ben biraz girip yatacağım. Başım beynim döndü. Ah. Tabii Müfide teyzeciğim, git yat sen. Çok yıprandın zaten bugün. Bir şey lazım mı? Yok, sağ ol evladım. Öykü sana emanet. Öykücüğüm, sen bir şey istiyor musun? Karnın aç mı? Canan abla, ben yurda gitmek zorunda mıyım? Canım, maalesef şimdilik evet. Ama yurtlar çok güzel yerler, biliyorsun değil mi? Yani senin yaşlarında bir sürü çocuk var orada. Bir sürü arkadaş edineceksin, düşünsene. Hı. Biliyorum, ben zaten kesinlikle gitmiştim. Hem ben öylesine sordum Candan abla. Boş ver yani. Gelmiyor. Keşke bir iki lokma bir şey yeseydi ama şaşırdı tabii kadın. Haklı. Hadi başlayalım hiç soğumadan. Candan abla. Heh, söyle canım. Ya babamı polisler yakalarsa? O zaman ne olacak? Yani tam olarak bilmiyorum ama önce mahkemeye çıkarırlar. Orada da hakim karar verir ne olacağını. Anladım. Canım, bana her şeyi anlatabilirsin biliyorsun değil mi? Hı hı. Hissettiklerini de anlatabilirsin. Yani insanlar hissettiklerini paylaştıkça biraz rahatlar. O yüzden sen de bir şey anlatmak istersen ben buradayım, tamam mı? Tamam. Sen niye söylemedin bana Asu'nun gittiğini? O beni istemiyorduysa neden karşıma çıktı ki? Biz babamla mutlu mutlu yaşayıp gidiyorduk. Yani o beni neden sevmedi ki? Ben onu ne yaptım ki? Kuzum sen ne yapmış olabilirsin ki? Saçmalama. İnsan senin gibi tatlı, harika bir çocuğu olduğu için ancak şükreder. Bak, annen galiba sevmeyi bilmiyor. Yani kendini de sevmiyor. Kendini sevmediği için de başkalarını da sevemiyor. Yani çekip gitmesinin seninle hiçbir alakası yok. Tamam mı? Sen sakın kendini suçlama. Sakın. Keşke ben babamı bırakıp gitmeseydim. O bana söz vermişti. Ben varken hırsızlık da yapmıyordu. Yani ben onu seçmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Keşke onu dinlemeseydim. Kimi dinlemeseydin? Niye öyle dedin Öykü? Kimseye. Öykü, benden olmuyor. Bu kumaş tutmuyor. Denedim ama olmuyor. Ne sana ne kendime bakamam ben. Benden anne değil sana arkadaş bile olmaz. Olamaz. O yüzden beni unut ve babana git. O, seni kimsenin sevemeyeceği kadar çok seviyor. Sana en iyi o bakar. Asu. Ah Asu, ah. Küçücük çocuğa yapılır mı bu? Keşke senin yanında tutabilsem Öykü. Keşke bir şekilde benimle kalabilsem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.